AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, A Haber Aksu TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşan yerel seçimler ve AK Parti'nin izleyeceği yol haritasına yönelik konuların değerlendirildiği programda Ünal, genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la değişen belediyecilik hizmetlerine değindi. 1994 yılında bizim belediyeciliğimizin ruhu, vizyonu, anlayışı, insana bakış açısı ve hepsinden önemlisi bizim kültürümüzde, medeniyetimizde var olan şehri emanet almak ve şehremini olmak anlayışı tekrardan Tayyip Erdoğan'la birlikte 1994'te hayata geçti. 2004 yılında biz yerel kalkınma başlıyor dedik. 2009 yılında işimiz hizmet, gücümüz millet, marka şehirler dedik. Ve 2014 yılında da daima hizmet, daima millet dedik. Yani şimdi ne diyeceksiniz? Aslında manifestomuz öncelikli olarak bizim şehircilik anlayışımızın temelleriyle başlıyor. Ünal programda 2 aylık süreçte AK Parti'de nasıl bir kampanya süreci yürütüleceğini açıkladı. Klasik kampanyamızı yine yapacağız. Yani açık hava, televizyon reklamları, gazete ilanları, billboardlar bunlar yine tabii ki olacak. Ama bu defa dijital platformları, sosyal ağları, sosyal medyayı daha etkin kullanacağız. Çünkü şöyle bir şey yaptık, daha önce de sizinle paylaşmıştım. Genel merkezi bir de dijital platforma taşıdık. Yani gerçeklikte var olanın karşılığını sanal ortamda, dijital platformda da eğer kurmazsanız bu iletişiminizin eksik kaldığı anlamına geliyor aynı zamanda. O yüzden biz sanal ortamda da bir genel merkez kurduk. 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun aktif, interaktif, anlık konuştuğu, haberleştiği, veri akışında bulunduğu bir sosyal ağ oluşturduk. Artık klasik kampanyalar dönemi bu yönüyle kapanmış gözüküyor ve dijital kampanyalar dönemi başlamış gözüküyor. Seçim sürecindeki miting programlarına da değinen Ünal, 23 Şubat tarihiyle başlayacak. Cumhurbaşkanımız 50'nin üzerinde ile gidecek dedi. 23 Şubat'ta mitinglerimiz başlayacak. Aslında şu anda işte dün Antalya'daydı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir gün önce Gaziantep'teydi. Biz aslında sürekli sahadayız ve mitinglerimiz yani 30 bin kişinin, 20 bin kişinin katıldığı büyük toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ama sadece illerde yapacağımız mitingleri 23 Şubat'tan sonra planlayacağız. Yani 23 Şubat'ta başlayacak daha doğrusu. Cumhurbaşkanımız 50'nin üzerinde ile gidecek, öyle gözüküyor. Programda CHP'ye de atıfta bulunan Ünal, kendi iç krizlerini yönetemeyen bir siyasi parti ülkeyi, şehri yönetemez dedi. Şimdi benim grup başkan vekilliğimden bugüne kadar sözcülük yaptığım dönemde de ısrarla gördüğüm ve tekrar ettiğim bir şey var. Kendi iç krizlerini yönetemeyen bir siyasi parti ülkeyi, şehri, yerel yönetimleri yönetemez. Çünkü CHP demek kriz demek, CHP demek hizipleşme demek, CHP demek aslında bu yönüyle baktığınızda siyasi beceriksizlik demek. Yani bunları ben bir tespit olarak söylüyorum, bunları bir muhalefet olmaktan ziyade yani CHP'ye karşı olmak anlamında söylemiyorum. Bunları bir siyasetçi olarak görüyorum ve CHP'nin kendi krizlerini bile yönetmekten aciz olan bir siyasi partinin, kendi iç gerilimlerini yönetemeyen bir siyasi partinin şehirlerimizi nasıl yöneteceğini, ülkeyi nasıl yöneteceğini, bir gerilim anında bir de bakıyorsunuz ki CHP ortadan ikiye çatlayıveriyor. Artık CHP'nin içerisindeki kaynama dışarı taşıyor, sokağa taşıyor, şehre taşıyor. O yüzden tekrar söylüyorum, kendi iç krizlerini yönetemeyenler ne şehri ne ülkeyi yönetemezler.